Herkese selam arkadaşlar. Şimdi 15 Mart'ta BİM'e gelecek RS3 Pro X modelimiz var. Tabii ki elimizde şu an o model olmadığı için BM8 Pro modelinden size örnekler vereceğim. Neredeyse birebir aynı arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Böyle biraz yakınlaşalım. Bisikletin genel özelliklerinden, teknik özelliklerinden sizlere bahsedelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu bisikletimizde en çok dikkat çeken yönü şu oluyor. Katlanabilir özelliğin olması insanların tercihleri arasında ve toplu taşımalar için birebir bisiklet diyebiliriz. Peki nasıl katlayabiliriz? Burada gövdeden katlanması için arkadaşlar var. Birazdan bunları göstereceğim. Gidondan da katlanma özelliğine sahip. Gidonu ayrıca yükseltebiliyoruz. Selesini yükseltebiliyoruz. Yani fiziksel olarak neredeyse herkesin kullanabileceği bir bisiklet modeli olarak düşünebilirsiniz. Şimdi neden BM8 Pro ile RS3 Pro X aynı arkadaşlar? Onu da bahsedeyim. Şimdi ben bu etiketi söküp attığımda istediğim modeli buraya yapıştırabilirim. Sonuçta universal bir ürün ama isim hakkı alarak bu şekilde bisikletleri değiştiriyorlar. Fiziksel olarak hiçbir değişiklik yok. Hemen bisikletin teknik özelliklerine geçelim. Arkadaşlar 250 wattlık bir motor gücüne sahip, 36 volt destekli. 7 vitesten oluşuyor. Shimano SIS ön arttırıcı bulunuyor. Hemen arka arttırıcıya geçelim arkadaşlar. Tourney'nin arka arttırıcı yine bu Shimano modelinin arkadaşlar. Bir özelliği şöyle size motorunun çalışmasından bahsedeceğim. Bataryasının nasıl çıkartıldığı, nasıl şarj edildiğini, bu bisikletin ön süspansiyonu, bunlara da tek tek giriş yapacağım. Şimdi öncelikli olarak bizim için en önemli taraflardan bir tanesi. Hemen selenin altında gördüğümüz gibi şurada bir mandal var. Bunu bu şekilde hiçbir şekilde açılmaz, öne geri gelmez. Mandalı yukarı çektiğimizde bataryasını hemen böyle biraz dönerse kilit tarafında göstereyim. Bakın on off şeklinde bu batarya şu an on modelinde çalışabilir konumda. Şurada da şunu da göstereyim. Burada kilit tarafı var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Anahtarı çıkarıyorum. Buradan da kilitlenme özelliğine sahip. Şimdi bataryamızı da böyle çok rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz. BİM'e gelecek bisiklette de aynısı var arkadaşlar. Hiçbir değişiklik bulunmuyor. Çok kolay bir şekilde de bunu takabiliyoruz. Onu da göstereyim. Anahtarımızda da kilitliyoruz. Buradan da açabiliyoruz arkadaşlar, çalıştığını görmek için. Basılı tutuyorsunuz zaten. Bataryayı örnek veriyorum. Bisikletiniz bir sitede oturduğunuzu düşünün. Bisikleti alırsınız. Aşağıda kilitlersiniz. Ama evinize gelip bataryayı çıkarıp şarj etme imkanı bulunuyor arkadaşlar. Sosyal bir alana gittiniz, bir kafeye gittiniz. Bisikleti komple taşımanıza da gerek yok. Bisikleti 100 metre ileride de bıraksınız. Bataryanızı alıp orada da şarj etme imkanınız bulunuyor. İşe giderken, iş yerinde de, otoparklı bir yerdeyseniz yine bataryayı alıp şarj edebilirsiniz. Şimdi bu bisikletin fat bike olarak kalın tekerlekli olması, acaba ben kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım? Bu gibi soruları da cevaplayayım size. Arkadaşlar, kalın tekerlekli olması, 20 inçlik bir jant yapısı bulunuyor. Alüminyum bir kadro yapısı bulunuyor. Evet, biraz ağırlığını merak edenler var. Hemen oraya da değineyim. Şöyle, şurada elde tutma yeri var arkadaşlar. Evet, bu bisikletin ağırlığını yaklaşık 30 kilo, 25 kilo ile 30 kilo arasında bir ağırlığı var. Bu bisikleti eğer asansörünüz yoksa, yüksek katlı bir yerde oturuyorsanız, ben bunu merdivenlerden çıkaracağım, çıkarabilirim diyenler varsa, eğer asansörünüz yoksa arkadaşlar, maalesef büyük bir üzüntüyle şunu söyleyebilirim. Ağır bir bisiklet. Yani sizi bezdirir. Çünkü ne olacak 34 kilodan, 35 kilodan, 30 kilodan falan demeyin. Bu bisikleti katladığınızda da taşıması zor. Bunu hemen amortisör yapısına da girelim. Burada amortisörümüzü arkadaşlar kitleyebiliyoruz, açabiliyoruz. Peki ne işe yarıyor? Sertlik ve yumuşaklık ayarı var arkadaşlar. Bu amortisörü kitlediğimiz zaman sabit olarak kalır. Hiçbir şekilde baskı yapamazsınız. Çukurlardan geçtiğinizde özellikle. Açtığınızda artık arkadaşlar bir süspansiyonu az da olsa yakalarsınız. Çok kaliteli mi? Hayır, değil. Yani çok profesyonel bir amortisör bulunmuyor. Bunun yanında sizlere söyleyebileceğim en kötü özellik.
buraya gelelim. Böyle bir bisiklet alıyorsunuz. Üzerinde büyük zamanlar geçireceksiniz. Sosyal bir alanda kullanabilirsiniz. Belki de işinize gidip gelirken kullanacaksınız. Ama frenleri maalesef ki tel, mekanik disk fren arkadaşlar. İsterdim ki ve çok isterdim hidrolik disk frene geçilsin. Yani güvenlik açısından çok çok önem arz eden bir konu. Ben RKS olsun tüm yetkililere sesleniyorum. Burada hidrolik frene geçin. Birazcık güvenliğimizi düşünelim. Evet, ek maliyet oluyor sizlere, biliyoruz. Daha ucuza satmak için bu bisikleti birçok zincir mağazalarla satışa sunuluyor. Ama ben derim ki satarken bir şeyi, zaten yerli bir firması, abicim o hidrolik freni ne olur takalım. Hani beni dinliyorsanız, bana benzer birkaç arkadaşımız da bu şekilde tanıtım inceleme videoları çekiyor. İnsanlara biraz güvenliğine değer verelim derim ben. Peki şöyle bir şey sorsam size. Buyur Muhammed Hüsam da bu arada hemen kendisini de bir kamerayla kendini çekersen çok sevinirim. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar hatta ben kamerayı şöyle alalım. Neden konuyu dağıttık? Çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Şöyle alalım Muhammed Hüsam. Şimdi Muhammed Hüsam bu bisikletle ilgili neresinde? AFM e-bike'ın neresinde? O da bisikletle ilgili inanılmaz bir tecrübeye sahip. Biz ona namı diğer doktor deriz. Lakabı doktordur. Mesleğe de doktordur. O kadar. Artı parantez içine belirtmeyeceğim. Arkadaşlar inanılmaz bisikletler çıkartıyor Muhammed Ustam. Neden? Bu bisikleti alıyor. Sıfır, şöyle düşünün arkadaşlar. Bu bisikleti güçlendiriyor. Ne evet. yapıyor? Burada soralım Muhammed Ustam. Torkunu Ustam'a. Artırıyoruz. Mükemmel. Ondan sonra hızını artırıyoruz. Süper. Bazen mesela amortisör kullanarak, mesela selam amortisör kullanarak mesela bunun konforunu artırıyoruz. Ondan sonra yol sürüş emniyetini artırıyoruz. Bunu yaparken de yol lastiği kullanıyoruz. Ve bunun dışında da görselde de bazı minik yani dokunuşlarda bulunuyoruz. Şimdi motor güçleriyle ilgili olsun, yüksek menziller, bunlarla ilgili de senin dokunuşların oluyor. Yani kesinlikle. Sihirli bir çubuğun var. Her zaman bunu yapıyorsun. AFM için özellikle yapıyorsun. Buraya bir bisiklet getiriyorsun. Baştan aşağı her şeyi yeniliyorsun ya. Kesinlikle. Yani bir müşteri geliyor. Arkadaşlar Alfa'ların bir modifiyelerini yaptı. Hatta bir videosu var. Bizim garajda çektik. Muhakkak izleyin. Neden kestik? Evet, alacağınız bisikleti istiyorsunuz ama sonrası için olacak işlemler var. Hı-hı. Burada Muhammed Ustam'ı da... Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim isterseniz. Şimdi bunun şöyle söyleyeyim, yani RKS'lerin genelde kullandığı mesela far sistemi olsun, korna sistemi olsun çok şey değil, yani yeterli değil. Mesela bir kornasına bakalım, çok zayıf. Mesela bu kornayla arkadaşlar evet, ne bir aracı kendinizi duyurabilirsiniz ne de bir yayaya kendinizi duyurabilirsiniz. Çok doğru, kesinlikle. Ve mesela ışık görüyorsunuz. Yani çok zayıf. Çok zayıf. Bununla emniyetli sürüşler yapmak biraz zor gözüküyor. Peki bunlarla ilgili de önerilerimiz zaten var. Ne diyoruz? Daha güçlü desibel olarak kornalar var. Evet. Daha aydınlık. Yani siz bisiklet sürüyorsanız özellikle akşamlardan bahsedelim. Aydınlatma sistemiyle ilgili. Arkadaşlar yayalar olsun araçlar olsun. Sizleri elektrikli bisiklet kullanıyorsanız görmeleri gerekiyor. Çünkü bu sessiz bir araç. Bunu aksesuar olarak düşünmeyin. Bu sizin güvenliğiniz açısından da çok önem arz ediyor. Kesinlikle. Bunlara da vurgu yapalım. Peki bu bataryayla ne kadar menzil yapabiliriz? Bu bataryayla... Kadrajda sensin. Buyur, burada sözü sana bırakalım. Tamamdır. Bu bataryanın şu andaki mevcudu 10 amper. Yani bununla 70 kilogram mesela bir insanın maksimum gidebileceği rakam, yani ortalama söyleyeyim ben size, 35 kilometre 40 kilometre bir menzili var. Süper. Ama bu doğru bir veri mi? Değil. Bu evet, bu şöyle söyleyeyim. Ben mesela ben bunu kullanırsam belki 20 kilometre menzil olur. Yani kullanıcının ağırlığı, gidilen yol, hava şartları, her şeye göre menzil değişir. Yokuşlar da çok önemli. Yokuşlar tabii ki. Çünkü yokuşlar bataryayı emiyor. Kesinlikle. Muhammed Ustam bunu sen çok iyi bilirsin. Tabii emiyor. Yokuşlar yani emiyor arkadaşlar. En fazla yani akımı çektiği yer yüke bindiği yerdir. Doğru. Çok yani doğru. O yüzden de bayırlarda da çok fazla bataryanız yer. Peki Muhammed Ustam ben geçeyim mi kadraja bu saatten sonra? Olur mu?
Olur. Sana uyar mı? Uyar tabii ki. Tamam. Harikasın. Burada aslında projelerle ilgili küçük alıntıları ekledim arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi. Aslında burada Muhammed Ustam'ın dokunuşları, doktorumuzun dokunuşları, bisikletle ilgili modifiyeler doktorumuzdan sorulur. Bunu unutmayın. Bisikleti tekrar kadraja ben geçtim. Sizlere burada başka bilgileri de aktarayım hemen. Biliyorum Muhammed Ustam toparlamaya çalıştı beni, teşekkür ediyorum. Menzille tarafını biraz daha böyle küçük eksikler demeyelim ama aklıma gelenleri size belirteyim. Bu bisikleti aldığınızda size yaklaşık fabrika verileri ne diyor? 30 kilometre veya 35'e 40 kilometre arası diyor ama bu sizi yanılgıya düşürtür. Çünkü neden? Arkadaşlar bu bisiklet, ben 106 kiloyum. Evet, kameralarda zayıf gözüküyor olabilirim bazen ama 106 kiloluk biri olarak bu bisikleti ben sürdüğüm zaman o menzillere asla ulaşamayacağım. Çünkü bunun fabrikadaki testleri tamamıyla düz yollarda yapılıyor arkadaşlar. Yani yokuşlarda falan test edilmiyor. O yüzden o veriyi tabii ki kademe sistemi var. Evet arkadaşlar, şimdi bu bisikletle ilgili ekran ayarlarıyla ilgili küçük bilgileri size aktaracağız. Muhammed Ustam, burada sözü sana bırakalım. Şöyle söyleyeyim ben size, şimdi burada parametre ayarlarımız var. Nasıl girdiğimizi gösterelim öncelikli tamam. olarak. Tamam. Şu şekilde artı ve eksi bazı tuttuğumuz zaman burada 9 şifresini kullanıyoruz. 9-9-9 yapıyoruz. Ondan sonra basın tuttuğumuz zaman böyle bir şey geliyor karşımıza. P01 ayarı. Mesela bu, mesela göstereyim. Mesela bu ekranın parlaklık ayarı gibi. Ondan sonra P02 var. Mil mi olsun, kilometre mi olsun diye var. Ondan sonra ben size şöyle göstereyim. P7, P8. Bu da bizim hız limitini kaldırma ayarımız. Biz bunu eğer 100'e alırsak, şöyle hızlı gidiyorum, 100'e alırsak bunun hızı ortalama 35 kilometre ile 40 kilometre arasında bir hıza şey yapacak, çıkacak. Onu belirteyim. Sonra diğerleri de işte ayrıntılı olarak sizlere şey yaparız, yani paylaşırız. Arkadaşlar evet, bisikletimizin parametre ayarlarını da sizlere gösterdik. Bu önemliydi. Çok fazla fabrika ayarlarını değiştirmeyin. Aslında ben size hızlandırmayı da tavsiye etmiyorum. Motorumuzu yormayalım arkadaşlar. Motor bu bisikletin en pahalı parçalarından bir tanesidir. 250 watt'lık motor gücü. Neler yapabiliriz 250 watt'lık motorla? Hemen bunlardan da size bahsedelim. Arkadaşlar 250 watt'lık motor bizi çok dik rampaları çıkarmayacak. Buna emin olabilirsiniz. Evet, bu bisikleti pedal gücüyle mi yoksa parmak gazı motosiklet gibi sürebiliriz diye soran arkadaşlar var gibi kulağıma geliyor bunlar. Evet, buna parmak gazı takılabilir arkadaşlar. Bununla ilgili de AFM e-bike'tan, internetten, sosyal medyadan, her yerden bulabilirsiniz. Tabii fiyat farklılıkları da var. Harici olarak öndeki soket girişinden ben göstereyim size. Şurada bir soket girişimiz var arkadaşlar. Buraya parmak gazının soketini monte ettikten sonra burada, şurada olduğunu düşünün. Parmak gazına bastığınız zaman bisikletinizde pedal çevirmenize gerek kalmıyor. İki opsiyonlu şekilde kullanabildiğinizi ifade etmeye çalışıyorum. Ya pedal ya parmak gazıyla bu bisikleti sürebilirsiniz. Şimdi arkada port bir bagaj bulunuyor arkadaşlar. Peki bu port bagaja ben yetişkin biri olarak binebilir miyim? Bunu soracak çok kişi var. İki kişi kullanabilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Bu bisiklet iki kişi kullanılmaz. Bu port bagajın asıl amacı, buraya 10-15 kiloluk bir yük, pazara gittiniz, örnek veriyorum bu, ya da bir markete gittiniz, arkaya bir paketinizi koyabilmek, gerekli bağlantıları yapıp bu şekilde, ya da çok ufak bir çocuğunuz varsa, çok önermiyorum bu durumu ama buraya aynı şu pozisyonda küçük çocuğunuzu oturtturarak da 15 kiloyu geçmeyecek, 10 kiloları geçmeyecek şekilde size sarılarak gidebilecek. Ama çok sağlıklı bir yöntem mi? Değil. Çocuk koltuğu almanızı öneririm bunlar için. İki kişi yetişkin maalesef süremiyoruz bu bisikleti. Sizlere çok küçük bir test yapacağım şurada. Çok fazla sürmeye gerek yok. Eğer sürüş videoları istiyorsanız 250 watt'lık motor güçleriyle kanalımızda birçok sürüş videosu var. Ama ben size test amaçlı şöyle ufaktan bir göstereceğim pedal gücüyle.
Kadememizi 5'e aldık bu arada. 5 demek arkadaşlar, araba gibi düşünün. 5. vitese taktık demek. En yüksek performans olarak düşünebilirsiniz. Ufaktan bir test sürüşü yapalım. Şimdi çok güzel. Bir tur daha atacağım sizler için. Nasıl bir hissiyat biliyor musunuz arkadaşlar? Sanki arkamdan birisi beni böyle itiyor gibi. Hiçbir güç uygulamıyorum. Sadece küçücük bir pedal gücüyle bunu yapıyorum. Hemen size şöyle gösterebilirim. Hiç zorlanmıyorsunuz. Gayet güzel, keyifli bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Görüşmek üzere. Evet dostlar, burada mikrofon çekiyor. Sizlere bahsedeyim. Çok güzel, çok keyifli. Şu an hiç yorulmadan düz yollarda. İlk kez kullandığımda elektrikli bisiklette bunun çok keyifli bir şey olduğunu anlamıştım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Almadan önce test etme imkanınız varsa bütün fikriniz değişecektir. Böyle bir bisikleti siz de sahip olmak isteyeceksiniz. Teşekkür ederim. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kanalımızı takip ederseniz birçok videoyu erişeceksiniz. Bilgi sahibi olacaksınız. Görüşmek üzere. Sağlıklı sürüşler dilerim.